Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Bugün İsmail ile karşınızdayız. İsmail benim çocuklarımdan biri. Bahçemde şu an 9 tane kaplumbağaya bakıyorum. Bunları çok da seviyoruz. İsmail bunların içinde en ustalarından biri. İsmail'i özellikle seçtim. Biz en çok İsmail ile anlaşıyoruz. Çok tatlı, kendini sevdiriz. Tamam. Biraz sinirlendi şimdi. Bu kadar ilgi, alaka ve yakınlığa alışık değil ki, sevmiyorlar maalesef. Biz İsmail'e neler yapıyoruz? Dönemlik bakımları yazlık, kışlık ya da işte ilkbaharda, sonbaharda neler yapıyoruz, ondan bahsetmek istedim. Şimdi bu arkadaşların uykudan, kış uykusundan uyandıktan sonra biz temizliyoruz. Çünkü çok kirlenmiş oluyorlar, her tarafı toz toprak oluyor, bazen çamurda dolaşıyorlar vesaire. Kabuk aralarını temizliyoruz, bazen çatlaklar, kırıklar olabiliyor. Büyüdükleri dönemlerde kabuklar genişlerken çatlıyor, aralara yine toz toprak kaçabiliyor, onları temizliyoruz. Bazen işte bahçede olabilecek küçük böcekler, sinekler vesaire gidebiliyor, onları temizliyoruz. Bu arkadaşlara aynı kedi ve köpeklerde olduğu gibi iç ve dış paris uygulamaları yapıyoruz. Maalesef hem iç parizi hem de dış parizi konusunda bu arkadaşlar da çokça etkilenebiliyorlar. Biz kış uykusundan uyandıkları zaman yapmıştık bu arkadaşlara. Şimdi biraz zaman geçti. Bugün tekrar ekmek için işte aldığımız zaman maalesef bir kene gördük. Onu da sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar, İsmail'in üzerindeki keneyi göstermek istiyorum. Bakın şurada. Biz dediğim gibi kış uykusundan uyandıkları zaman bir uygulama yapmıştık. Ama şimdi farklı bir uygulama yapacağız. Hani yeterli olmadığını düşünüyoruz daha önceki yaptığımız uygulamanın. Şimdi farklı türde bir uygulama yapacağız. Bu arkadaşlarda kene maalesef şekillenebiliyor arkadaşlar. Kabuğa değil tabii ki. Özellikle ayakların iç kısımlarına. Ayaklar hareketsiz olan kısımlara, hareketli olan kısımlarda değil ama hareketli olan canlı, yani canlı derken kabuklaşmamış derimsi dokularda gelip yerleşebiliyor keneler. O yüzden dış paris mücadelesi bu arkadaşlar için de önemli. Gözlerinde enfeksiyon şekillenebiliyor. Biz çok sık kontrol ediyoruz. Bazen yine kulakla alakalı enfeksiyonlar şekillenebiliyor, bununla alakalı kontrol. Tırnaklarına bakıyoruz, ayaklarını temizliyoruz, ayaklarına bakıyoruz. Kabuk yapısına bakıyoruz, bazen kırıklar, çatlaklar şekillenebiliyor. Onları gerekirse onarıyoruz. Bazen yağlıyoruz, yağ kullanıyoruz yumuşaması için ya da gelişmesi için. Bazen kremler kullanıyoruz bununla alakalı. Genel itibariyle bu şekilde bakımlarımız var. Biz bu arkadaşlara bahçede genellikle yeşillikler veriyoruz. En çok bizim bahçemizde en çok sevdikleri şey borazan çiçeği diye bir çiçeğimiz var. O çiçeği çok seviyorlar. Ondan çok veriyoruz. Onun dışında asma yaprağına zaten bayılıyorlar. Domates, salatalık, karpuz, yeşillik, her türlü yeşilliği seviyorlar. Özellikle sayımızda çok olduğu için biri yemese biri yiyor. Biri sevmese biri yiyor. O yüzden yiyecekle alakalı genellikle sıkıntımız yok. Bu çocuk dediğim gibi İsmail ismi, bizim en iyi anlaştığımız arkadaş bu. Şimdi size bu arkadaşlarla alakalı iç parazitten bahsedeceğim. İç parazit nasıl olur derken bu arkadaş dışkısını yaptı. Şimdi dışkısından örnek alacağız. Arkadaşlar, tam parazit konusuna gelmişken bu arkadaş dışkısını yaptı. Şimdi bu arkadaşın dışkısından preparat hazırlayacağız ve onu mikroskopta inceleyeceğiz. Bakalım parazit yumurtasını rastlayacak mıyız? Başlıyoruz.
Şimdi arkadaşlar birkaç noktadan bu arkadaşının dışkısından alacağım. Sonra lamımızın üzerine yayacağım bu şekilde. Tabii şu an hızlı yapmak için bunu yapıyorum. Normalde flotasyon yöntemiyle de sonrasında bakacağım. Bu birinci birkaç tane. Şimdi hazırız. Preparatımızı hazırladık. Şimdi inceleyeceğiz. Gelin böyle. Evet arkadaşlar geldik. İnceliyoruz şimdi preparatlarımızı. Arkadaşlar aramaya devam ediyoruz, bakıyoruz, henüz rastlamadık. Evet, burada bir şey var gibi. Evet arkadaşlar, burada bir parazit yumurtamız var. Şimdi netlemeye çalışacağım. Evet. Gördüğünüz gibi bu parazit yumurtası, bizim çocuğumuzda bir parazit var. Yumurtalar var. Evet. Şimdi biraz daha dolaşacağız birazdan. Onları da göstereceğim. Bunu iyice bir gösterelim size. Arkadaşlar İsmail'in parazitlerini gördük. Hem iç parazitlerini. İsmail bize bugün o kadar güzel, o kadar çok yardımcı oldu ki hem iç parazitlerini gördük hem dış parazitini yani kenesini gördük. İsmail bugün bize istediğimizden çok daha fazla yardımcı oldu diyebiliriz. Arkadaşlar biz düzenli olarak her 2 ayda bir hem iç parazit hem dış parazit aynı kedi ve köpeklerimizde olduğu gibi bu arkadaşlara uyguluyoruz. Bu şekilde de onların daha sağlıklı ve daha mutlu yaşamalarını sağlamış olduğumuzu düşünüyoruz. Toparlayacak olursak bu arkadaşlar kış uykusundan uyandıktan sonra iyice temizliyoruz. Düzenli olarak derilerine deri bakımı yapıyoruz, derinin her tarafını kontrol ediyoruz. Özellikle hepsi bize çok rahat izin verdiği için hepsini inceleyebiliyoruz. Hangisinde ne var, hangisinde tırnak eksik, hangisinde derisinde, neresinde nasıl bir kıvrım var hepsini zaten ben biliyorum. Bazen
tırnaklarda kırıklar şekillenebiliyor. Bunu gezerken, oynarken de yapabiliyorlar. Birbirleriyle kavga ederken ya da işte kurulaşırken ya da zorlarken de bunu yapabiliyorlar. Onları kontrol ediyoruz. Gözlerine bakıyoruz. Sürekli olarak gözlerde enfeksiyon çokça şekillenebiliyor. Bunları düzenli olarak yapıyoruz. Arkadaşlar, bugün İsmail'le birlikte çektik videomuzu. İsmail bize çok yardımcı oldu. Böyle sevdirmeyi de çok sever. Oğlum, aslanım, teşekkür ederim. Arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.